Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere 2010 yapımı The Experiment adlı dram gerilim filmini anlatacağım. Dikkat, video spoiler içermektedir. İyi seyirler. Huzur evinde çalışan Travis korkunç bir haber alır. Bütçe kesintileri nedeniyle işten çıkarılmıştır. Ertesi gün bir arkadaşıyla birlikte savaş karşıtı bir protestoya katılır ve bu arkadaş ona üniversitede para kazanmak için girdiği denek işlerini hatırlatır. O sırada bir askerin protestocuları dövmek için atlaması ve Travis'in baktığı güzel kadını yere itmesiyle aniden bir kargaşa başlar. Travis araya girer ve askeri geri çeker. Onu yumruğuyla tehdit eder ama gerçekten yumruk atmaya cesaret edemez. Polis askeri götürürken Travis, Bay adlı kadını kontrol eder ve protesto bittikten sonra onu kendisiyle bir içki içmeye davet eder. Barda birbirleriyle aktivizm deneyimlerini paylaşırlar. Bay bunun son protestosu olduğunu çünkü Hindistan'a taşınacağını itiraf eder ve Travis'i de aynısını yapmaya davet eder. Travis'in para olmadan bunu yapması imkansızdır ama gitmeden önce onu tekrar görmek ister. Travis ilanlara bakarken katılanlara 2 hafta boyunca günde 1000 dolar teklif edilen bir danışsal deney ilanı görür ve denemekten zarar gelmeyeceğine karar verir. Ertesi gün toplantıya katılır. Michael ve Benji adlı diğer iki gönüllüyle arkadaş olur. Yetkili kişi Dr. Archuleta'dır ve deneyin ne hakkında olduğunu açıklamadan önce onlara bir form doldurtur. Bir eyalet hapishanesindeki yaşam koşullarını test edeceklerdir ve tek şart katılımcıların daha önce hapis yatmamış olmasıdır. Katılımcılar her zaman güvende olacaktır ancak bazı deneklerin medeni haklarından mahrum kalacağı da unutulmamalıdır. Daha sonra doktor seçilen 26 kişinin kim olacağına karar vermek için bazı testler yapar ve deneyin etikliğini sorgulayan bir röportaj verir. Travis hapse girme ya da şiddet geçmişi olmadığını belirtir ve dine ilgisi olmadığını söyler. Etik değerlerini hislerine dayandırıyordur. Michael onlara izci ve tatbikat takımında geçirdiği zamanlardan sonra da kendine adadığı çeşitli kilise gruplarından bahseder. Chase adlı bir başka gönüllü ise hayatını 3 şeye göre yaşadığını söyler. Kadınlar, esrar ve çok gülmek. Görüşme bittikten sonra gönüllüler kapalı bir odaya alınır. Onlara çocuk ve hayvan gibi sevimli şeylerin yanı sıra haberlerden görüntüler gibi şiddet içerikli şeyler yan yana izletilir. Bir süre sonra Travis birlikte son kez vakit geçirmek için Bay'ı görmeye gider. Bay, onun protestodaki öfkeli askere vurmayacağını bildiğini söyler. Ayrıca deney bittiğinde Travis'in onu Hindistan'da nasıl bulacağı hakkında konuşurlar. Travis son gruba seçilir ve gün geldiğinde bir otobüs gelip toplantı sırasında edindiği arkadaşlarının da bulunduğu gönüllüleri alır. Hapishaneye giderken hepsi sevdiklerini ve deney sırasında onlar hakkında verdikleri cevapları düşünür. Benji en sevdiği kafedeki baristayı hatırlar. Mülakatta kadınların Tanrı'nın dünyasındaki her şey olduğunu söylemiştir. Chase pek de nazik davranmadığı bir kadını, Michael aşırı kontrolcü annesini, Travis de Bay'ın ona bileziğini verdiği anı düşünür. Hapishaneye vardıklarında otobüs şoförü çantalarını almalarına izin vermez ve bu Benji'yi endişelendirir. Birinci gün Dr. Archuleta onlara bir konuşma yapar ve vazgeçmeleri için son bir şans verir. Şiddete izin verilmeyeceğine dair yemin eder ve kameralar aracılığıyla herhangi bir şey görürlerse deneyin sona ereceğini söyler. Michael, Chase, Bosch, Helweg ve iki gönüllü daha gardiyan olarak seçilirken diğer 20 kişi mahkum olacaktır. Gardiyanlar dış dünyadan hiçbir şeyin hücre bloğuna girip çıkmasına izin vermemelidir. Mahkumların da her zaman uyması gereken 5 kural vardır. Günde 3 öğün yemek yemeleri ve tüm yiyeceklerin tüketilmesi, günde 30 dakika teneffüs yapmaları, yalnızca mahkumlar için belirlenmiş alanlarda bulunmaları, yalnızca kendileriyle konuşulduğunda konuşmaları ve hiçbir koşulda gardiyanlara dokunmamaları gerekmektedir. Kuralları çiğneyenler gerektiği şekilde cezalandırılmalıdır. Deney bitmeden çıkan parasını alamaz. Eğer bir mahkum kuralları ihlal ederse gardiyanların disiplin cezasını seçmek için 30 dakikalık süresi vardır. Eğer ceza vermezlerse kırmızı ışık yanar. Deney sona erer ve kimseye ödeme yapılmaz. Doktor gittikten sonra gardiyanlar mahkumları gerçek bir hapishane gibi hazırlar ve hepsini hortumla yıkar. Bosch onlara bunu yapmak zorunda kaldığı için üzgündür ama Chase onlara isimler takar ve Oscar adlı bir gönüllüyü aşağılayarak eğlenmeye başlamıştır bile. Daha sonra gardiyanlar kuralları okurken mahkumlar sıraya dizilir. Bundan böyle mahkumlara sadece numaralarıyla hitap edilecektir. Travis, bir çizgi roman sanatçısı olan Benji ve kendisine numarasıyla hitap edilmesinde ısrar eden Nix'le aynı hücreye düşer. Bir flashback'te bazı gönüllülerin neden deneye katıldığını izleriz. Nix ve başka bir adam sadece para için katılırken, Michael kalçasını kıran annesinin kirasını ödemek, Chase parayla kadınları etkilemek, Travis de ülkeden kaçmak için katılmıştır.
Teneffüs sırasında mahkumlar basketbol oynamaktadır ve Bosch'un yüzüne yanlışlıkla top gelir. Gardiyanlar onu götürürken Bosch bunun kaza olduğunda ısrar eder. Chase ve Helwig ise bunun 5. kuralı ihlal ettiğini düşünür. Işığın yanması ve paranın kaybedilmesi riskini göze almak istemeyen gardiyanlar, mahkumları kazar olan bir şeye uygun bir şekilde cezalandırma konusunda anlaşırlar. Böylece topu fırlatan adamdan 10 şınav çekmesi istenir ama adam kaza olduğu için bunu yapmayı reddeder. Bunun üzerine Chase herkese şınav çektirir. Nix hemen şınava atlar ve diğerlerinin de onu örnek almaktan başka çaresi kalmaz. Michael bu tepki karşısında hayrete düşer ve gücün tadını çıkarmaya başlar. Özellikle de 30 dakika geçip ışık yanmadığında, doğru şeyi yaptıklarına emin olunca. İkinci gün mahkumlara klasik korkunç hapishane yemeği servis edilir. Nix hepsini bitirir ancak diğerleri garip yapışkan yemeği yemeyi reddeder. Helwig ve Chase onlara bunun bir kural ihlali olacağını hatırlatır. Travis yemeğini Helwig'in ellerine düşürerek karşılık verir. Bunun üzerine gardiyanlar onları tekrar şınavla cezalandırmaya çalışır. Ancak mahkumlar onları görmezden gelir ve herkes tepsilerini Helwig'e fırlatmaya başlar. Daha sonra gardiyanlar olanları tartışır. Chase sinirlidir çünkü mahkumların bunu yapmasının tek nedeni gardiyanların onları dövemeyeceğini bilmeleridir. Michael birden benzer kuralı olan bir kardeşliğe kabul edildiği zamanı hatırlar ve mahkumların iradelerini kırmak için onları aşağılamaları gerektiği sonucuna varır. Ceza olarak hücre hücre gezip mahkumların üzerine yangın söndürücü boşaltmaya karar verirler. Michael ayrıca azmettirici olduğu için Travis'i dışarı sürükler ve yerde uyumak zorunda kalması için onu hücre kapısına kelepçeler. Daha sonra Michael yıkanmak için banyoya gittiğinde vücudunun güçten biraz fazla hoşlandığını fark eder. Gecenin bir yarısı Benji yardım ister. Kan şekeri düştüğü için ateş basması yaşamaktadır. Ancak gardiyanlar ona yatağına geri dönmesini söyler. Üçüncü gün Michael herkese kurallara uymaları gerektiğini hatırlatır. Ancak Benji'nin kendini iyi hissetmediği için yataktan çıkmadığını fark edince sinirlenir. Gardiyanlar Benji'nin dosyasına bakınca şeker hastası olduğunu ama bunu diyetle dizginlediğini görür. Yanında biraz şeker getirmiştir ama geldiklerinde çantasını almasına izin verilmemiştir. Gardiyanlar yine de onu yataktan çıkarmaya zorlar. Travis arkadaşını savunmaya çalışır ve söylediği hiçbir şey Travis'in itaat etmesini sağlamayınca Michael daha da sinirlenir. Öfkeden onu çıkarır ancak Travis ona şiddetin parayı kaybetmelerine neden olacağını hatırlatır. Gardiyanlar araya girerek Michael'ın aptalca bir şey yapmasını engeller ve tüm mahkumları hücrelerine geri gönderir. Nix ve Travis deneyin arkasındaki niyeti biraz tartışır. Nix, kimin aslan olacağını ve kimin hayatta kalacağını görmek için kafese atıldıkları görüşündedir. Travis aynı fikirde değildir çünkü insanların evrim ağacında daha yüksekte olduğunu düşünmektedir. Ve Nix'in başvurusunda yalan söylediğini, daha önce hapse girdiğini bildiğini itiraf eder. Bu sonuca Aryan dövmesini fark ettiğinde varmıştır. Nix ona kimseye söylemeyeceğine dair söz verdirir ve başının belaya girmemesi için uslu durması gerektiğini, buradakilerin tıpkı normal gardiyanlar gibi davrandığını söyler. Nix bu yüzden kurallara hiç tereddüt etmeden uyuyordur. Sadece parasını istiyordur. Bu sırada gardiyanlar da sohbet etmektedir. Chase, mahkumların her an isyan edebileceğini düşünmektedir. Bosch, bu paraya mal olacağı için aynı fikirde olmasa da Michael onları korkutup boyun eğdirmek için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünmektedir. Gardiyanlar Travis'i hücresinden alıp bir sandalyeye bağlayarak kafasını tıraş etmeye başlarlar. Bu sırada içki içen Michael ona lideri zayıflatmakla ilgili bir konuşma yapar. Sonra Michael ona bundan sonra saygı gösterip göstermeyeceğini sorar ama Travis ona hakaret etmekle yetinir. Öfkelenen Michael sandalyeyi tekmeleyerek Travis'i düşürür ve üzerine işemeye başlar. Bosch gibi bazı gardiyanlar buna karşı çıksa da diğerleri ona katılmaya karar verir. Işık yanmadığı için gardiyanlar cezalarının onaylandığını düşünürler. Bosch ise üzgündür ve gardiyan arkadaşlarına bir daha böyle bir şey olursa, herkesin parasına mal olsa da deneyden ayrılacağını söyler. Travis hücresine döndükten sonra Michael'ı uzaktan izler ve röportajı tekrar hatırlar. Sevdiği biri ciddi şekilde zarar görürse ve yasalar bunu kovuşturamazsa ne yapacağı sorulduğunda, adalet peşinde koşmayacağını çünkü göze göz felsefesine dayanan savaşları başlatan şeyin adalet olduğunu söylemiştir. Dördüncü gün Travis öğle yemeği sırasında cebine ekmek atar ve hala hasta olan Benji'ye götürür. Benji insüline ihtiyacı olduğunu ama kabul edilmek için başvurusunda yalan söylediğini, yiyeceklerle kontrol altına alıp dayanabileceğini sandığını itiraf eder.
Travis bunu gardiyanlara ya da bilim adamlarına söylemek ister ama Banshee reddeder ve kendini sahtekar gibi hissetmek istemediğini söyler. Gecenin ilerleyen saatlerinde Chase, eliyle meşgulken Helwig onu duyar ve bunu odada yapmamasını ister. Bu arada Bosch hala iyi olmayan Banshee'yi kontrol etmek için hücreye gelir. Travis, Banshee'nin insülin getirirse ona kendi parasının bir kısmını vereceğini söyler. Bosch önce bunu reddeder ama sonunda razı olur ve adamın çantasını aramak üzere gider. Chase odadan çıkmış, Oscar'ı hücreden alıp kamera olmayan terk edilmiş bir odaya götürmüştür. Oscar'ı dizlerinin üzerine çöktürüp cinsel tacizde bulunmaya çalışır ama daha fazla ilerleyemeden Michael onları bulur. Chase yalan söyler ve Oscar'ın Travis hakkında herkesin önünde paylaşmak istediği bazı bilgiler vereceğini söyler. Ancak konuşma bu kez Helwig tarafından kesilir. Tüm gardiyanları ofise geri götürür ve kameralarda ne gördüğünü gösterir. Bosch çantaları karıştırmaktadır. Peşinden giderler ve cebinde insülini bulurlar. Michael onu affedeceğine söz vererek insülini kimin istediğini itiraf ettirir. Daha sonra Michael insülini Benji'ye götürür ama aynı zamanda Helwig Travis'i tuvalete götürür. Michael kafasını tıraş ederken kendisinin bir canavar olmadığını, ancak Travis'in kuralları çiğnediğini ve deneyin kesintiye uğramamasının tek sebebinin Benji'nin güvenliğini sağlamış olması olduğunu söyler. Travis, Michael'ın ödül parasını akıl hastanesine yatmak için kullanması gerektiğini söyler ve öfkeli Michael onun cezasına karar verir. Travis, yüksek sesle basit bir mahkum olduğunu söyleyene kadar Helwig kafasını tuvalete sokacaktır. Travis ilk başta onlara hakaret eder ancak sonunda iradesi kırılır ve söyleneni yapar. Hücresine geri gönderildiğinde yıkılır ve ağlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde gardiyanlar Bosch'u yataktan kaldırır ve ceza olarak kameraların olmadığı odada döver. 5. gün Benji kendini daha iyi hissetmekte ve günlük rutinde diğerlerine katılmaktadır. Ancak Michael'ın onlar için başka bir sürprizi vardır. Bosch kuralları çiğnediği için mahkum olacaktır. Michael'ın küçümseyici konuşmasından rahatsız olan Travis üstünü çıkarır. Diğer mahkumlar da aynısını yaparken kameradan kapıları açmasını istemek için bir hücre kapısına tırmanır. Michael onu aşağı çeker ve copuyla Travis'in boynuna bastırır. Bunun üzerine Benji Michael'ın kafasının arkasına vurarak ona yardım etmeye çalışır. Michael ona copuyla vurarak karşılık verir. Benji yerde kanlar içinde kalır. Michael gardiyanlara mahkumları ayırmalarını ve iletişim kuramayacakları şekilde tecrit etmelerini emreder. Travis gece boyunca eski bir kazan borusunun içine kilitlenir. Borunun içinde bile bir kamera vardır. Gardiyanlardan biri bu karmaşadan pek memnun değildir ve Michael'a deli diyerek ayrılmak ister. Ancak Michael bir kez daha ışığın yanabileceğini hatırlatır ve kimse ayrılmaz. 6. gün Chase, Oscar'ı terk edilmiş odaya götürüp darp eder ve geçen gün başladıkları işi bitirir. Bu arada Travis, aklını kaybetmeye başlamıştır ama bileziğin hala kendisinde olduğunu hatırlayınca aklına bir fikir gelir. Bileziği çıkarıp boru kapısını açmak için kullanır. Dışarı çıkar çıkmaz Oscar'ın yardım çığlıklarını duyar. Travis hemen koşup Chase'e arkadan vurur ve Oscar da vurup Chase'i bayıltır. Sonra anahtarlarını çalarak tüm mahkumları serbest bırakırlar. Nick sonunda uslu durmaktan bıkmıştır ama Benji için artık çok geçtir. Yaraları yüzünden ölmüştür. Mahkumlar öfkelidir ve savaşmaya hazırdır. Ofis kapısına dayandıklarında Michael kendini savunmak için bir bıçak kapar. Ancak diğer gardiyanlar sayıca az oldukları için onun deli olduğunu düşünürler. Michael kaçan gardiyanları takip eder ve kalıp gücü geri kazanmak için savaşmaya ikna etmeye çalışır. Gardiyanlar binayı terk edemezler çünkü kapıları içeriden açamazlar. Mahkumlar onları yakalar ve gardiyanları dövmeye başlar. Travis de Michael'a saldırır. Michael bıçağı kullanmaya çalıştığında Travis bıçağı eliyle yakalar ve Nix'i aradan çıkardıktan sonra Michael'ı dövmeye başlar. Kırmızı ışıklar nihayet yanıp söndüğünde ve kapılar açılıp herkesin dışarı çıkmasına izin verildiğinde kavga sona erer. Saatler sonra otobüs onları almaya gelir ve herkes elinde yüklü bir çekle hiçbir şey olmamış gibi geldikleri kıyafetleri giyerek evlerine döner. Nix, Travis'e hala insanların evrim zincirinde daha üstte olduğunu düşünüp düşünmediğini sorar. Travis aynı düşündüğünü çünkü insanların tercih hakkı olduğu yanıtını verir. Günler sonra deney haberlere çıkar. Doktor Arcaleta, Benji'nin ölümü sebebiyle kasıtsız adam öldürmekten yargılanmaktadır ve mahkumların çoğu ona karşı tanıklık etmeyi kabul eder. Travis Hindistan'a gider ve Bay'la buluşur ve filmimiz böyle sona erer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.